Merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün aklıma bir konu geldi ve bu konuyu sizinle paylaşmak istedim. Türkiye'de çoğu rapçinin değeri bilinmiyor. Salak salak insanları dinliyorsunuz. Size asıl dinlemeniz gereken insanları bugün tavsiyede bulunarak hatırlatacağım. Hadi başlayalım. Evet, ilk rap sanatçımızın ismi Adem Oslu. Bilinen ismiyle Ados. Ados 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 2007 yılında Şehrin Kartalı isimli underground ismini piyasaya sürdü. Ve aynı yıl içerisinde Bilinçaltıma Kaçırdım albümünü yayınladı. Bunun ardından bir yıl sonra Ekimoz albümü piyasaya sürdü. Sonra 2011 yılında Eskiz albümünü yayınladı ve aynı yıl içerisinde Küllük Bootleg'i yayınladı. Sonra ilerleyen zamanlara bakacak olursak 2012 yılında2012 yılında ilk yasal albümü Katarsis'i piyasaya sürdü. Albümün en çok ilgi gören şarkısı ise Kamber. 2013 yılında ise Meze isimli bir EP çıkardı. Daha sonra ise Naperva albümü. Naperva albümüyle camiada biraz nasıl diyelim merak uyandırdı. Çünkü çok farklı bir konseptle çıkmıştı karşımıza. İşte enstrümanlar, altyapılar farklı. Bu sefer koltukta Atiberk var. Perva albümünün yanında bir de Adem abimiz Sırrım kitabı yazmıştı. Sırrım kitabı çok büyük bir ilgi gördü. Hatta ilk sayısı tükendi diyebiliriz. Bunun ardından biraz ortamı yumuşatmak için Cer isim. Söyleyemiyorum, çok garip bir isim var. Cer. İsimli EP'yi çıkardı. Ve daha sonra zaten 2016 yılı içerisinde Vertigo albümünü çıkardı. Ados'u seviyoruz. Sıradaki rapçimizin ismi ise Karaçalı. Gerçek ismiyle Erdem Serkan Karaçay isimli abimiz 1983 yılında İstanbul'da hayata geldi. Hani Karaçalı'yı pek anlatmama gerek yok. Çünkü YouTube'dan izleyerek onun yeteneklerine tanıklık edebilirsiniz. En son olarak sesindeki Haziran'da tekrar karşımıza çıkmıştı geçtiğimiz yıllarda. Gerçekten çok büyük bir ilgi toplamıştı. Bunun ardından sesindeki Yalnızlık, yani şu an çalan şarkı. Sesindeki Yalnızlığa Cem Adrian ve Melis Danışment eşlik ediyor. Bu üçlü gerçekten çok iyi bir çalışma çıkardı. Çoğunuz zaten bu şarkıyla Karaçalı'yı tanıdınız. Geçmişe gitmeniz lazım. Sıradaki rapçimizin ismi Ağaç Kakan. Gerçek ismiyle Burkay Yalnız. 1989 yılında Ankara'da doğdu. Gri kentte. Ve alışılmışın çok dışında bir rap tarzı var. Beyhudelik. Gerçekten YouTube'a girip dinlemeniz gerekiyor. Boş boş insanları dinlemeyin. Böyle adamları dinleyin. Sıradaki sanatçımızın ismi ise Ozbi. Gerçek ismiyle Onur Dursun. Onur Dursun aslen Erzincanlıdır. Benle aynı memleketlisin Onur abi. Her neyse arkadaşlar. Onur abimizin de değeri gerçekten bilinmiyor. Taksim Gezi Parkı olaylarında Asi isimli bir şarkıyla olaya tepkisini göstermişti ve ilgiyi üzerine çekmişti. Daha sonra Halk Edebiyatı isimli albümüyle gerçekten önceki tanıttığım rapçiler gibi farklı bir tarzda karşımıza çıktı. Ve şu an çalan şarkı da Ey İstanbul isimli şarkısı. Valla daha sonradan Rakılı Life isimli serileriyle beğeni topladı. Ve gerçekten bomba gibi geliyor diyebiliriz. Evet, sıradaki isim, yani bence değeri görülmeyen rapçileri tanıtıyoruz. Kenzo. 1990 yılında Bulgaristan'da Kırcıaylı kentinde dünyaya geldi. Şu an çalan şarkı Güne Doğma diyor. Ve yıl içerisinde albüm çıkardı kafamın. Ya, albüm gerçekten çok sağlam. Salak salak aşk parçaları dinleyeceğinize, bu işi gerçekten iyi yapan insanları dinleyin. Ben de bir rapçiyim. 7 yıldır mesela ben de değer görmüyorum. Ama gerçekten işini çok iyi yapan rapçiler var. Çoğunu bilmiyorsunuz. Çoğunu hatta böyle nasıl diyeyim,
işin en iyisi gibi görüyorsunuz. Ama gerçekten bu işin en iyisi olarak gördüğünüz insanları işin en iyisi yapmak için daha önceden onların ilham alması gereken kişiler var. Biraz araştırın. Evet arkadaşlar, bu benim ilk YouTube videom. İlk olarak sizlere rapçileri tanıtmak istedim. Daha doğrusu değeri bilinmeyen 5 rapçiyi tanıttık bu videomuzda. Daha sonra bunun başka bir serileri gelecektir. Bana destek olmayı unutmayın. Ve videoyu da ne bileyim, şuradan. Yani değil mi, böyle yapıyorsunuz siz YouTuberlar. Şuradan likelayın. Şu alt kısımdan falan şey yapın. Yorum atın. Abone olun.